Benden niye ayrıldın oğlum? Ya işte bir an geldi öyle, sen de artık eskisi gibi gözüme güzel gözükmemeye başladın, ne bileyim. Nasıl ya, bu kadar mı? Bence doğruyu söylesen Hüseyin. Güzel değil mi? Yani. Ya peki doğruyu söyleyeyim. Hani senle son akşamımızda Boğaz'da bir yere yemeğe gitmiştik. Sen bir ara böyle bir izin istemiştin tuvalete gitmek için. Evet. Hatırladın mı o akşamı? Evet evet hatırladım. Ne kadar güzel başlamıştı o gün ama sen sonra bir tuhaflaştın. İşte evet, sen tuvalete gittin, sonra ben de hemen arkandan bir tuvalete gideyim dedim. Tam o sırada kadınlar tuvaletin yanından giderken senin bulunduğun kabinin önündeydim ki seni duydum. Ne dedim? Ne söyledim? Bir şey söylemedin de. Bir şey yaptın gibi. Ne? Ne yaptım? Yaptım, yaptım. Ne? Ha? Yaptım işte yani. Ya gaz çıkardım işte. Hani ben de böyle bir anda soğuyuverdim, ne bileyim. Ulan tuvaletteydim. Bir pıt yaptım diye pıtlanarak ayrıldın mı? Ben pıtı kibarlık olsun diye söyledim. Yoksa badoof diye bağırdım. Yemin ediyorum her yer sallandı. Kapılar zıngıldadı. Ben korktum, kendimi yere attım. Twitter'a bir baktım, 3.2 yazmışım esatane. İstersen. Ya tamam, merkez üssü Bilecik'miş zaten ama bence tesadüf olamaz. Ya kesin bir tetikleyici oldu yani orada. Öyle bir şeydi yani, böyle abartır mıyım ben? Öyle bir şey oldu yani. Ya işte böyle böyle ayrıldım işte sizden. Sebeplerim bunlar artık. Anlayın beni, anlamışsınızdır herhalde. Ay o kadar iyi anladık ki. Bayağı aldamalı tekiymişsin sen. Sığ bir adammışsın. Bunlar nasıl ayrılık sebepleri ya? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılır.